Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bu etkinliğimizde kedi fare oyunu kodlayacağız. İlk olarak dekorumuzu seçmekle başlayalım. Bir dekor seç deyip buradan neon tünel altlı dekoru seçtim. Daha sonra bu kuklayı silip oyunda kullanacağım kuklalarımı ekleyeceğim. Bir kukla seç dedi. Hayvanlardan bir tane kedi. Kedi şuradan başlasın. Bir tane de fare kuklası ekleyeceğim. Hayvanlara geldim yine. Mouse biraz kuklayı ekledim. Fare de buradan başlasın. Biz ilk önce fareyi kodlayarak başlayalım. Biz fare olacağız ve kediden sürekli olarak kaçacağız. Kedi bizim peşimizde olacak. Kedi bizi kovalayarak bizi yakalamaya çalışacak. Biz de yakalanmamaya çalışacağız. Yön tuşlarıyla fareyi hareket ettirip kediden bu şekilde kaçacağız. İlk olarak başlangıç noktasını belirleyelim farenin. Yeşil bayrağı tıklandığında, yani şuradaki yeşil bayrağı tıklayıp oyunu başlattığımızda fare buradan başlasın oyuna. Yeşil bayrağı tıkladığımda fare oyuna her seferinde buradan başlasın. Bunun için hareket bölümüne geldim. X ve Y koordinatlarını farenin şuradaki koordinatlarıyla aynı yapmam lazım. X eksi 191'e Y eksi 144. Buradaki koordinatlar şu anda doğru girilmiş. Yani fare oyun her başladığında nerede olursa olsun yeniden başladığında buradan başlayacak. Şimdi hareketini yapalım farenin. Olaylar bölümüne geldim. Boşluk tuşuna basıldığında kodunu aldım. Bunu sağ ok yapıyorum. Sağ ok basılınca sağa doğru hareket edecek. Hareket bölümünden 10 adım gite aldım. Ve yönünü belirlemek için, sağ yöne doğru gitmesini sağlamak için buradan 90 yönüne yönel kodunu aldım. 10 adım gidenin altına yapıştırdım. Yönünü de sağa doğru çevirmem lazım. Yönü zaten şu an sağ tarafa doğru çevrili. Sağ oka bastığımda fare sağa doğru gidiyor. Aynısını sol ok için de yapacağım. Buna sağ tıkladım. Kopyasını çıkart dedim ve aynı kodu kopyaladım. Bunu sol ok olarak değiştiriyorum. Burada sadece yönünü değiştireceğim. Yönünü sola doğru. Yani eksi 90 yönüne çevireceğim. Sol oka bastığımda sola, sağ oka bastığımda farem sağa doğru gidiyor. Aynısını şimdi aşağı ve yukarı için de yapacağım. Kopyasını çıkarttım. Bunu yukarı ok yapıyorum. Sadece yönünü yukarıya doğru çevirip sıfır yönüne yönelmesini sağlayacağım. Daha sonra yine kopyasını çıkarttım. Bunu da aşağı ok dedim. Ve aşağı doğru yönünü çevirdim. Sağa basıyorum. Sağa doğru gidiyor. Sola basıyorum. Sola. Yukarı ve aşağı. Evet. Farenin hareketi tamam. Birazcık boyutunu küçülteyim. Büyüklüğünü 50 yaptım. Tamam. Bu da iyi. Şimdi gelelim kediye. Fareyi ben hareket ettiriyorum. Kedi de oyun başladığında kendi kendine hareket etmeye başlayıp fareyi kovalamaya başlayacak. Kediye geldim. Kedi kuklama. Yine tıklandığında, yani oyun başladığında her seferinde kedinin buradan başlamasını sağlayayım. Hareket bölümüne geldim. X ve Y konumuna git kodunu aldım. X 192'ye Y 138. Burada da X 192'ye Y 138. Kedi de oyun nerede olursa olsun yeşil bayrağı tıkladığında kendi yerine gidiyor. Yani oyuna her başladığında buradan başlayacak. Şimdi gelelim fareyi takip etme koduna. Sürekli olarak beni takip edecek oyun başladığında. Bunun için kontrol bölümüne geldim ve sürekli tekrarla komutunu aldım. Sürekli tekrarla komutunu aldım. Daha sonra fare imleci yönüne doğru yönel kodunu buradan alıp buraya yapıştırıyorum. Fare imleci dediği buradaki bizim kuklamız olan fare değil. Fare imleci dediği şu benim hareket ettirdiğim imleç. Bunu ben fare imleci değil mouse 1 adlı kuklamı yapıyorum. Benim kuklamın buradaki adı mouse 1'di. Yeşil bayrağı tıkladığımda şimdi mouse 1'e doğru yönelecek. Evet, mouse 1'e yöneldi. Benim mouse 1'im nerede olursa kedi şu an oraya doğru yöneliyor. Tekrar ketikeye geliyorum. Yönünü ayarladık. Şimdi hareketini yapalım. 10 adım git kodunu alıp buraya yapıştırıyorum. Bak artık kedi farenin üzerine doğru gidiyor. Her tıkladığımda farenin üzerine doğru hareket ediyor. Şimdi biraz hızını ayarlayalım. Bunun hızını biraz düşürelim. 5 yapalım. Şu an geliyor. Evet, fare olarak da biz ondan kaçıyoruz.
Şimdi en son olarak yapacağımız şey de yakaladığında ne olacağı. Yakaladığımda fare gizlenip oyunu bitirelim. Bunun için de mouse'a geri döndüm. Yine bir tane tıklandığında aldım. Eğer fare cat 2'ye değerse gizlenecek ve oyun da bitecek. Bu söylediğim şeyi aynen kodlara döküyorum şimdi. Kontrol bölümüne geldim. Eğer sonra algılama bölümüne geldim. Fare imlecine değiyor mu kodunu aldım. Fare imleci dediği yine şu imleç. Target ettirdiğim imleç. Ben bunu cat 2 yapıyorum. Eğer fare cat 2'ye değerse gizlenecek. Kim gizlenecek? Mouse 1. Ben bu kodları mouse 1'e yazdığım için mouse 1 gizlenecek. Buradan gizle kodunu alıyorum. Ama gizlenince oyunu tekrar başlattığımda farenin görünmesi lazım. Bunun için de tıklandığında ya da göster kodunu ekliyorum. Yani oyun başladığında yeşil bayrağı tıklandığında gösterecek. Eğer cat 2'ye değerse de gizlenecek. Ve son olarak da kontrol bölümünden tümünü durdur diyerek oyunu bitireceğim. Bu kodları da eğer komutunda sürekli tekrarlanın içine almam lazım. Çünkü oyunun içerisinde herhangi bir anda ne zaman değerse o zaman gizlenecek ve oyunu bitirecek. Eğer sürekli tekrarlayı koymazsam sadece tıklandığı anda cat 2'ye değiyorsa oyunu bitirir ve fare gizlenir. Bu yüzden sürekli tekrarlayı da koymam lazım. Şimdi oyunumuzu başlatalım. Evet, kedi beni takip ediyor. Yakaladı ve oyun bitti. Bu oyuna puan da ekleyebiliriz. Kediden kaçtığımız her saniye boyunca bizim puanımız birer birer artabilir. Bunu da yapalım. Olaylar bölümüne geldim. Tıklandığımda, yeşil bayrağı tıkladığımda puanımı sıfırdan başlatacağım. Puan için değişkenlere geldim. Bir değişken oluştur deyip puan adında bir değişken oluşturdum. Tıklandığında puan değişkenim 0 olacak. Buradan tıklandığında puan değişkenim 0 yap dedim. Ve sürekli olarak da sürekli tekrarla kodunu aldım. Kediden kaçtığım süre boyunca puanım birer birer artacak. Değişkenlere geldim. Değişkenimi bir kadar değiştir kodunu buraya koydum ve bunu puan olarak değiştiriyorum. Puan değişkenini bir kadar değiştir. Başlatayım. Çok hızlı bir şekilde artıyor şu an benim puanım. Bunu biraz yavaşlatacağım. Her saniyede bir puan atmasını istiyorum ben. Kontrol bölümünden bir saniye bekleyi alıp şuraya koyduğumda birer birer artacak. Puan değişkeni bir artacak. Bir saniye bekleyecek. Bir yıl sonra yine bir artacak. Bir yıl sonra yine bir bekleyip bir artacak. Oyunumu başlattım. Evet, birer birer şu an artıyor. Kedi beni çok çabuk yakalıyor. Kedinin hızını birazcık düşürelim. Bunu 4 yaptım. Oyunumu başlatayım. Yeşil bayrağı tıkladım ve oyun başladı. Evet, oyun bu şekilde. Kediden kaçmaya çalışıyorum. Her kaçtığım saniye süresince de puanım birer birer artıyor. Yakalandığımda da oyunumu durduruyor ve oyun bitiyor. Evet, bu kodlama etkinliğimiz de bu şekildeydi. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.